Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazar konuğu güzel oyuncu Vildan Atasever. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulunan Vildan Atasever'le çok özel bayram sohbetimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Pandemi hatırası, el örmesi battaniyesiyle. Böyle bir battaniye ördüm. Cıvıl cıvıl kuş sesleriyle, Vildan Atasever'le bayram sohbeti. Boncuk bunun ismi. Nişanlılık sürecindeki ilişkisi neden bitti? Gelecekte daha sağlıksız olabileceğini düşündüğüm için. Vildan Atasever, biten ilişkisiyle ilgili hangi sorunun yanıtını vermek için çok düşündü. Ya bunu söylesem mi acaba? Bilmiyorum ya. Ömür Sabuncuoğlu'nun bayram sohbetindeki konuğu güzel oyuncu Vildan Atasever. Günaydın, iyi bayramlar Vildan'cığım. İyi bayramlar Ömür'üm, günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bayramın üçüncü günü birlikteyiz. Bayram nasıl geçiyor? Ailemle beraber. Hı hı. Birlikteyim, ailemle birlikteyim. Güzel geçiyor. Bir pandemi süreci geride kalırken Vildan Atasever'de ilginç güzel anılar bırakmış. Daha önce de yaptığım şeylere devam ettim. Yani zaten evde kendi yemeğimi yapan bir insandım. Battaniye ördüm Ömür kendime. Battaniye, çok güzel. Evet, kendime bir battaniye ördüm. Sonra işte çok eskiden okuduğum kitapları karıştırmaya ve tekrardan okumaya başladım. Yeni kitaplarımı okudum. Yani bütün okumak istediğim kitapları okudum. Merak ettik doğrusu o battaniyeyi. Böyle bir battaniye ördüm. Ne kadar zamanda ördün bunu? Bunu 10 günde ördüm. 10 günde, bir tane mi ördün? Evet, bir tane ördüm. Takıntılıyım. Bir şeye başladığım zaman bitirmeden bırakamıyorum. 10 günde ördüm bunu. Ama yani hatıra kalsın diye ördüm, biliyor musun? Yani o günlerin hatırası olsun. Resim yaptım. Onun dışında ahşaplarım vardı. Onları boyadım. Battaniye ördüm. Resim çizmeye, kara kalemle resimler çizmeye başladım. Bahçesinde yapıyoruz bu sohbeti. Etrafta cıvıl cıvıl kuş sesleri var. Bu arada biz konuşurken hep kuş cıvıltıları geliyor. Dışarıdan mı geliyor, balkonda, evde mi bir kuş var? Balkondan geliyor, evde var. Benim ablam çok seviyor muhabbet kuşunu. Şu anda karşımda duruyor boncuk, iki tane. Biz de görebilir miyiz? Tabii ki. Burada. Görebiliyor musunuz? Bir tane görüyorum. İkinci nerede? Ha, aşağıda. Burada. Çok şeker. İsimleri ne? Boncuk bunun ismi. Aha. Ama bu yeni geldi. Bununla henüz tanışamadım. Neşeli konulardan tatsız bir konuya geçiş yapıyoruz. Evlilik hazırlıkları yaptığı Erkan Aydemir'le nişanlılık sürecinin bittiği yazıldı. Senin açından hayatında da bir değişiklik oldu aslında bu dönemde. Bir takım haberler düştü. İddialar var nişanı attığına dair. Bu doğru mu öncelikle? Yani nişanlılık dönemi geçirdik. Doğru, haberler bu arada doğru. Biz bir nişanlılık dönemi geçirdik. Çünkü ben en iyi bu şekilde tanıyabileceğimi düşünüyordum. Ve ailelerin de dahil olduğu bir dönem yaşadık. Ve bu dönemde... olmayacağına karar verdik ve saygı çerçevesinde dostluğun ve sevginin baki kaldığı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Biz yeni öğrendik ama karar ta Haziran'da alınmış. Ne zaman bu kararı aldınız? Yani bitirdiniz? Haziran'dı. O zaman basının gerçekten bayağı geç haberi oldu. Ya aslında ben hani böyle özel hayatımın hani çok konuşmasına ya buna çok girmek istemedim ama oldu. Yani yavaş yavaş öğrenilir zaten diye düşündüm. Şimdi sen soruyorsun, seninle konuşuyorum. Peki nişan aşamasına kadar gelen bu ilişkinin bitiş nedeni ne? İki insan birbirini tanımaya çalışıyor. Çok normal bir şey bu. Yanlış olabileceğini düşündüğümüz için böyle bir karar verdik. Bir aldatılma olayı mı yaşandı? Yok, öyle bir şey yok. Hayır. Sadece
uzun vadede olamayacağını düşündüğümüz için. Ömür Sabuncuoğlu, Vildan Atasever'e bundan sonrası için kritik bir soru soruyor. Gelen yanıt her şeyin özeti. Bundan sonra hayatına biri girdiğinde artık neyi yapmayacaksın? Ya bunu söylesem mi acaba bilmiyorum ya. Hızlı kararlar vermemem gerekiyor galiba. Vildan Atasever'e bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Bayramını tekrar kutluyorum. Tüm Türkiye'ni kutluyorum. Herkese iyi bayramlar olsun, iyi pazarlar olsun. Hayatında her şey çok güzel olsun. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Daha güzel, böyle birbirimizle sarılabildiğimiz nice bayramlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli bayramlar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim.